İstanbul'a yolcu ettiler. Dediğim gibi bu tür faaliyetler yapıyoruz. Bakın bizim bu faaliyetler çevrede ilgi duydu. Tekrar 3 üniversiteden, Bursa Uludağ Üniversitesi, Bursa Teknik Üniversitesi, Yalova Üniversitesi'nden. Şu anda Eskişehir'den bir profesör arkadaşımız duymuş, kendisi teklif ediyor. Hocam beni de alır mısınız bu kurula? Dönüşte görüşeceğim, hayır niye olmasın, memnuniyetle. 4. bir üniversiteden, üstelik Eskişehir'den bize bir akademik kurul üyesi olmak istiyor, bir coğrafya hocası, profesör. Efendim? Oraya da yapabileceğim, o mahsuru yok. İki yerde de göre yapabiliriz. Şimdi bakın, peki biz ne yapıyoruz? Bunu da kısaca arz edeyim, sonra rapora geçeceğim. Arkadaşlar, ben zaman zaman bu arkadaşların toplantıya davet ederim. Ben koordinatör. Bazen başkan olarak da nitelendiriyorum. Aslında resmi sıfatım akademik bilim kurulu koordinatörü. Senenin başında, ortasında ve sonunda 3 defa toplantı yaparız. Davet ederim. 22 kişiyi mutlaka bir araya getiremiyoruz çünkü herkesin ders oluyor, program oluyor, şehir dışına çıkıyor ama 17-18 arkadaşımız geliyor. Yemek yiyoruz. 3-4 saat, 5 saat konuşuyoruz. Tavsiyeleri neler yaptık dün, bugün neler, hangi durumdayız, bundan sonra neler yapalım, fikirlerini alıyoruz. Efendim işte yakında bir ay kadar önce yine yaptık. Sonra Afyon'a gidiyoruz. Kızılcahamam'a geliyoruz. Bursa içinde oluyor. Çeşitli bölgelerde bazen ailelerle birlikte gidiyoruz. 2 gün, bazen 1 hafta oturuyoruz, konuşuyoruz, raporlar belirliyoruz. Yaptıklarımızı değerlendiriyoruz. Yapmamız gerekenleri tavsiye olarak alıyoruz. Mümkün olanları uygulamaya koyuyoruz. Bu şekilde bir faaliyetimiz var. Şu anda zannediyorum resmen ilk ve tek örnekte bizim bu uygulama ama benim burada bunu anlatmaktan maksadım mutlaka sizlerin de bu kurulu oluşturmanız. İşte henüz resmileşti, var değil de resmileşmişti. Arkadaşlar zaten bu kurulların temsilcileri. Ama resmileşmesi bakımından, biraz daha olgunlaşması bakımından söylüyorum, bunu biraz daha geliştirilmesi lazım. Ha bir de şunu söyleyeyim. Rabbime şükrediyorum. Böyle bir görev lütfetti. Bir de imkanlarımız, şartlarımız iyi bizim. Belediye başkanımız, Osman Gazi Belediye Başkanı, okulumuzun banisi, aynı zamanda hamisi. O da eğer çok önemli bir iş yoksa gelir bizimle oturur 3-4 saat beraber değerlendirir. O da taleplerini belirtir. Konuşuruz, değerlendiririz. Yurt içinde toplantılar olduğu gibi yurt dışı toplantılarımız var. Kardeş okul programlarımız var. Macaristan'a gidildi. Ben oraya gitmedim ama İspanya'ya gittik Şubat döneminde. Oralar okullara, Balkanlara gittik 5 ülke. Şimdi önümüzdeki zaman diliminde Tayland, Endonezya, Malezya var. Daha sonra İngiltere, Hollanda var. Doğu, Batı demeden Balkanlar, her taraftaki ülkelerde kardeş okul projelerimiz var. Buralarda ki faaliyetlerde işte ben yardımcı olmaya çalışıyorum arkadaşlarımıza. Bu arada bir kitap hazırladık. Geçen hafta 81 ilin din eğitimi şube müdürleri vardı Bursa'da. Genel müdürümüz hocam ya dedi bunu bir şey yapsanız, bu arkadaşlarımıza bir şeyler hazırlasanız ne yapalım? Zaten yaptığımız bütün faaliyetler bilgisayarda kayıtlı. Onları çıkardık. Ben de bir 4 sayfa taktım yazdım. 2 günde bir kitap çıkardık. Hatta diyorum ki Guinness Rekorlar kitabına girdik. 2 günde 148-150 sayfalık kitap çıkardık. Buradan getirdim. Müdür arkadaşlara birer tane verdim. Elimdeki son da Hasan hocama inşallah verilecek en son. Hocam çıkışta unutmayın. Elimden alın yoksa birisi alır götürür. Tamam. Yalnız 11 tane getirmişiz. Galiba 2 arkadaşımıza kısmet olmadı. Birer tane. Numune. Ne var bunda? Dediğimiz gibi ben kısa bir takdimden sonra yaptığımızın hikayesi. Burada peki neler yaptık dersen bir iki cümleden sonra rapora geçmek istiyorum. Bakın daha ikinci senemizde 7 bölgeden 7 kataya uluslararası İmam Hatip Liseleri öğrenci sempozyum düzenledik. Sizin okullarınızdan hep geldi. Gençler sundu. Öğrenciler. Arkadaşlar, öğrencilere güvenin.
hakikaten çok yetenekli çocuklarımız var. Zaten hepsi seçmen çocuklar biliyorsunuz. Rastgele sokaktan toplanmış çocuklar değil bunlar. Zeki, yetenekli çocuklar. Gayet güzel sempozyumda tebliğler sundular ve 316 sayfalık kitap halinde neşrettik. İkincisini Kayseri düzenledi. Bu geçtiğimiz öğretim yılında Sıddık Hocam az önce buradaydı. Bilmiyorum kitap ulaştı mı, kitaplaşacak ya şu anda. Üçüncüsü galiba hocam size mi ihale edildi İstanbul'a, Fatih Sultan Mehmet'e? Bu sene herhalde inşallah İstanbul'daki okulumuz düzenleyecek. Bunu geliştirmemiz, devam ettirmemiz lazım. Bir, bakın mum biraz sonra ve isterseniz sözlerimiz burasında hocam bir açalım şunu. Açalım hemen. Şipşak. 29 Ekim olduğu günlerde 4 gün boyunca İlahiyat Fakültesi'nde salonlarında MUN denilen, kısaca işte Model United Nation, yani Birleşmiş Milletler modeli adı altında Türkiye'de ilk defa bir tartışma yaptırdık. 43 okuldan, 16 ilden 43 okuldan öğrenciler geldi. Hep imhatip değil. İmhatipler var, uluslararası imhatip, düz imhatip, özel okullar, kolejler, düz liseler geldi. 11 oturum halinde Türkçe, Arapça, Fransızca, İngilizce, Rusça tartışmalar yapıldı. Seneye 8 dile çıkarıyoruz bunu. İnşallah 8 dil. Türkiye'de ilk dil bakınız. Galatasaray Lisesi Fransızca eğitim yaptırır. Onlar yapıyor ama Türkçe, Fransızca başka yok. Biz 5 dili yaptık. Bakın çeşitli okullar. İnşallah seneye 8 dilde yapacağız. Buna Almanca ekliyoruz. Farsça ekliyoruz. Büyük ihtimal İspanyolca veya Çince eklenecek. Hocam. Sessiz dinleyelim hocam. Seste bir hocam, problem var. Aç hocam. Ses. Hocam ses çok... Ya rahatsız oluyoruz. Bunun bir ayarı yok. Sessiz anlarsınız. Bu sessiz sinema. Hocam, yazı var. Hocam az şöyle bir ses. Hocam siz seslendirin. Hocam bakın burada dediğim gibi 16 ilden 43 okul temsilcisi. 400'e yakın öğrenciyi misafir ettik 4 gün boyunca. 400'e yakın öğrenci misafir edildi. 5 dilde tartışmalar. Neler tartışıldı? Aklınıza gelen her şey. Filistin konusunu tartıştılar. 1789 Fransız İhtilali tartıştılar. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni temsil eden tartışma yaptılar. İnsan hakları, kadın hakları. Yani hemen her konuyu çocuklar kendilerini buldular. Ben de konuşurum, ben de kendimi ispat ederim. Bu duyguyu yaşadılar. O kadar memnun oldular ki. Başkan seçtiler. Başkan yardımcısı seçtiler. Tıpkı bir meclis idare eder gibi meclis idare ettiler böyle kendi aralarında. Bakın bir fotoğrafla çıkacak bir çocuk. Şu oturan bakınız o. Güney Kongolu. Geleceğin Afrika lideridir bakın. Hiç bu sözü unutmayın. Yadırgamayın. 5 dil biliyor bu çocuk. 3 dil birer geldi. 2 de burada öğreniyor. 5 dil. Şu çocuk bakın şu. Geleceğin Afrika lideridir bu. Dinleyelim bakalım nasıl konuşuyor Türkçesi nasıl? Fransızca konuşuyor. Sizin okulda da tabii hepsi bizim okulda. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni tartışıyor. Tamam, çözdük.
Evet, bu kadar. Keşke sesli de olabilseydi, rahat dinlenseydi. Önümüzdeki ay, yani Aralık ayında da Hayata Değer Kat programımız var. 48 okuldan, Türkiye'den 48 okuldan öğrenciler gelecek. Bunlar neyi tartışacak? Çeşitli konuları tartışacak. Mesela değerler, estetik, iletişim, mühendislik, sağlık, çevre konularını tartışacaklar. 48 okuldan Türkiye'den gelecek. 300'e yakın okul müracaat etti. Eledik. Fen Edebiyat'tan, Eğitim Fakültesi'nden hocaları görevlendirdik ki bizim kurul üyelerinin ikisi dekan, birisi rektör yardımcısı zaten. Onlar da sağ olsun devreye girdiler. Böyle bir faaliyet başladı, devam ediyor. Şimdi arkadaşlar, okulda hepiniz anlattınız, biz de dinledik, memnun olduk. Hakikaten çok güzel faaliyetler yapıyorsunuz. Mesela bu şeyle Afganistan, o bölgede, Hindistan bölgesinde gene çocuklar kendi kendilerine bir ne diyorlar, kriket takımı kurdular. Kendiler sopa yaptılar filan, oynadılar. Ertesi sene orijinallerini getirdiler, geçene katıldılar, Türkiye birisi oldular. İlk defa girdiler, Türkiye birisi oldular spor dalında. Neyse, şimdi diğer taraftan bakınız, sizin okullarınızda da hakikaten cevherler var ama bu cevherleri keşfetmek sizin elinizde. Maden yatağından çıkan bir cevheri siz pırlanta haline getirirsiniz. Değerli meslektaşlarım, öğretmen arkadaşlarım, meslektaşlarım. Acemi bir ustanın eline verirseniz pırlantayı vurur parçalar. Ama bir kuyumcu inceliğiyle işlendiği zaman cevher oluyor. Değeri kat kat yükseliyor. Binlerce, milyonlarca değer. Bu anlamda size çok büyük işler düşüyor. Dünyanın dört tarafından gelen bu çocukları işlemek istikbalimiz. Bunlar İslam aleminin istikbali. Kanaatimce bu proje, yani bu uluslararası imatifçileri geç kalmış ama çok çok önemli bir devlet projesidir. Ve bizim raporumuzda var, bu Diyanet'in ve milletimin çatısı altına alınmayan okul arkadaşlar, müdürlerimiz hayıflandı ama bizim de teklifimiz bu. Tamamının bu çatı altına alınması. Bu yönde bizim de şeyimiz var. Bakın, bir çocuk İspo girdi, enerji dalında başarı aldı. Şimdi Endonezya'ya dünya birinciliğine gitmek üzere hazırlanıyor. Milli Eğitim Bakanı okulumuzu ziyaret etti. Tek tek şubeler dolaştı. Benim odada oturduk, konuştuk. 10-15 dakika sohbet ettik. Ondan sonra dolaştı. Bir çocuk tanıdı. Hafız. İngilizcesi mükemmel. Arapça biliyor çocuk, daha 13-14 yaşında. Masum bir çocuk. Ya dedi, bu çocuk galiba olağanüstü bir varlık. Ve çıkarken dedi ki, müdürün sırtını sıvadı. Sayın hocam dedi, bu hikayeyi bütün dünyaya yaymalısınız. Bu hepimizin hikayesi. Hepimizin. Bu hikaye bizim hikayemiz. Bunu yaymamız lazım diyorum. Şimdi kararlara geçelim. Kararlara geçelim. Yansıyorum. Yine oradan okumayabilir hocam. Ben yine buradan okuyarak siz okuyun yaparım. Tabii. Biz takip şimdi ediyoruz. İki gün boyunca arkadaşlarımıza aldığımız tavsiye niteliğindeki kararlarımızı takdim ederek sözleri bağlayalım. Bir, akademik kurullar yapılması dedik. Az önce aslında söylediğim gibi bütün bizim Bursa'daki gibi sizde de resmileşerek bu kurulun oluşturulması. Zaten bir yönerge hazırlamıştım ben 2 sene önce taştak. Onun üzerine kurulandı. Ben en az 10, en çok 20 kişiden oluşsun diye bir şart, bir şey not koymuştum ama biz kendiliğinden 22 kişiye çıktı. İstesek 30'a 40'a da çıkacak ama tabii çok fazla çoğaltmak da doğru değil. İkincisi, Din Öğretimi Genel Müdürlüğümüzün organizesiyle buna benzer Uluslararası Anadolu İmam Lisesi Akademik Bilim Kurulu temsilcilerinin bir araya getirilmesi. Yani şu heyetin zaman zaman bir araya getirilip yine benzer kararlar almasını sağlaması. Tabii biz değil, başkaları da. Yani siz tabii siz, tabii. Yani şimdi, başka okulların yok çünkü. İşte şu okul. Hocam derken yani hepsini kastediyorum. Şu anda temsilen bizler. Evet. Akademisyen daveti başlığımız var. Akademik kurulun tavsiyesiyle farklı bölümlerdeki akademisyenlerin sınıflarda derslere girerek numune dersler anlatılmasına imkan vermek. Fakülteden, ilahiyattan, fen edebiyattan, iktisattan, ne bileyim işte mühendislikten, hukuktan,
farklı hocalardan gelip senede bir veya dönemde bir saat bir ders dinlesinler sınıfta hocalardan. Ama burada bir şeye dikkatini çekeyim. Ben de işte hasbelkader yıllarca akademisyenlik yaptım. İyi hoca tercih edin. İyi hoca derken kastımı anlıyorsunuz. Hakikaten çocukların seviyesini bilecek, onun dillerinden anlayacak çocuk. Gelip de akademisyen havasıyla arkadaşlarınız beni bağışlasın. Böyle havalı havalı konuştuğu zaman hiçbir şey anlamaz çocuklar. Hocam biz zaten havacı havalı değiliz. Çaba yok bizde görüyorsun. Sağ değil. Hadi yani şimdi çocukların seviyesine inmek. Esas olan o. Çocuklarla çocuklaşmak yeri geldiği zaman eğitimcilik budur aslında. Çocuklarla çocuklaşmak. Ben şöyle küçük bir şey anlatayım. Yıllar önce bir kutlu doğum haftası dolayısıyla bir yere gittim, davet edildim. Orada spor salonu dolmuştu, tık 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 konuştuk. Tabii birçok insan geldi, tebrik etti, teşekkür etti. Bir arkadaşımızın kayınvalidesi de dinlemiş beni. Ona demiş ki damadına, ya oğlum demiş, bu hoca efendi çok iyi, çok güzel şeyler anlattı ama ben hiçbir şey anlamadım. Şimdi işin bir de bu tarafa hocam. Şimdi vaizlik de konferans zor zanaat. Rastgele konuşuyoruz ama kim anlıyor, kim anlamıyor. Çünkü seviye farklı. Ama karşımızdaki çocukların seviyesi belli. 13, 14, 15 yaşında o seviyeye inmek esas. Onun için diyorum ki akademisyen davet ettiğinizde lütfen buna dikkat etmemiz gerekir, faydalı olur diye düşünüyorum. Diğer bir maddemiz TÜBİTAK bilim söyleşileri kapsamında akademisyenlerin davet edilmesi, akademik kurulların bu konuda okullarla yönlendirilmesi tavsiyesi. Bir başka uluslararası Murat uluslararası imatçiler öğretim birliği sağlamak maksadıyla az önce de arkadaşımız konuşurken söyledi. Tarih, coğrafya, edebiyat, fıkıh derslerinde program. Aslında biz geçen sene Kızılcahamam'da belki aramızda gelen arkadaşlar var. Bu dersleri okutan arkadaşları davet ettik. Orada taslak bir program hazırladık. Hazırlandı. Ben hatta Milli Eğitim Bakanı okulumuzu ziyaretinde odamda sohbet ederken ona da dedim. Sayın Bakan, bakın ben dedim sizinle meslektaş olarak konuşmak. Evet ben de eğitimciyim. Eğitim psikoloji dersler girmiş, rehberlik kitabım var, erişme değerlendirme kitabım var, din eğitimle ilgili ayrıca. Falan memnun olun dedi ve bu derslerden bahsettim. Bakın dedim bizim okulumuzda, okullarımızda bu dört derste sıkıntı var. Sıkıntı ne? Dünyanın dört tarafında gene çok. Hangi tarih anlatacağız? Hangi ülkenin tarihi? Hangi edebiyat? Hangi coğrafya? Ve hangi fıkıh? Çünkü dört mezhep, hatta beş mezhep, altı mezhep, belki arada farklı Caferi vesaireler de var. Neye göre anlatacağız? Biz buna göre program hazırlamamız gerekir. O da doğru, haklısınız dedi. Yani milli programla evrensel insan yetiştiremezsiniz. Bu bağlamda bu programı olgunlaştırmamız lazım. Ama sordum genel müdürlüğümüzün yetkililerine, daire başkanına, Nazif Bey'e, genel müdüre. Hocam dedi zaman zaman değişiklik oluyor. Henüz onu dedi tam şeye uygulamaya geçiremedik. Bunun mutlaka tekemmül ettirilmesi gerekiyor. Diğer taraftan Türkçe öğretimi, dil seviyesi biliyorsunuz. Halen yabancı öğrencilerde okullarımıza intikal edemeyen çocuklar var. Şimdi biri iki ay önce gelmiş, biri iki ay sonra geliyor. Türkçe bilmiyor. Nasıl öğreteceğiz? Nasıl uyum sağlayacağız? İkinci devre ders başlıyor. Ya çocuk ders anlamıyor. Anlayamıyor işte hepiniz. Bunun uygulayıcılarısınız, bilirsiniz. Biz bunun için diyoruz ki öğrenci seçimi ya da bu faaliyetin en az iki ay önceden başlatılması. Çünkü zamanında karar alınıyor ama ülkeler arasında bürokratik engeller çok. Büyükelçilikler, eğitim konsoloslukları vasıtasıyla, efendim UNICEF Enstitüsü'yle vasıtasıyla haberleşmelerde kimi hemen kısa zamanda işi hallediyor, çocukları gönderiyor, kimi umursamıyor, bırakıyor. Ne olacak canım diyor, bekleşin diyor, bir ay, iki ay sonra gitsin ne olacak? Oradaki bir vurdum duymazlığı böyle çocukların geç gelmesi sebep oluyor. Dengeyi kuramıyorsunuz ki en iyisi bilirsiniz. Biz teorisyen, siz pratisyen uygulayıcılarsınız. O bakımdan bizim tavsiyemiz bu faaliyetin iki ay öncesinden başlatılması ve eğer mümkünse dil kurslarını alıp en az bir sınavlarda işte derece olarak C1, B1 gibi puan almaları filan tavsiyesi. Diğer taraftan
öğrenci seçiminde belli bazı ülkelere biraz daha pozitif ayrımcılık yapılması teklif var. Şu anlamda mesela bazı ülkelerde biliyorsunuz radikal İslam adında, artık bu kelimeyi ben pek sevmiyorum ama böyle İslam'ı kendi kafalarına göre yorumlayan bölgeler var, anlayışlar var. Şimdi oradaki bir çocuk geldiği zaman burada farklı bir yapıyla, durumla karşılaşıyor. Bu bakımdan oralara daha iyi elemanlar yetiştirebilmek için bazı ülkelerin özel şartlar dikkat alarak biraz daha fazla öğrenci kontenjanı verilmesi bir tavsiyesi var. Ayrıca bir başka tavsiye de şu, elimize gelecek çocukların kendi ülkelerinin özelliklerini, şartlarını iyi inceleyip, etüt edip hangi ülkede, hangi meslek elemanlarına daha çok ihtiyaç varsa üniversitede çocukları ona göre yönlendirmek. Mühendise mi ihtiyaç var? İlahiyatçı mı ihtiyaç, tıpçıya mı ihtiyaç var, hukukçuya mı, ekonomiste mi ihtiyaç var? Şimdi bazı ülkeler biliyorsunuz, okutuyoruz, hocam diyor bizim orada herkes ilahiyatçı diyor. Ben gitsem hiçbir şey yapamıyorum. Nitekim öyle, bakın benim ilahiyatımda, Bursa ilahiyatta şu anda 4000 öğrenci var. Bunun 1000'i yabancı, 4'te 1'i. Yıllardan beri ilahiyatlar içerisinde en fazla yabancı öğrenci okutan bizim fakülteydi. Halen öyle. Balkanlara gittik. Belki 200-300 öğrencimiz var, mezunumuz. Çoğu boş geziyor. Hocam bir iş yok ki diyor. Git bazı Arap ülkelerinde veya Afrika'da hepsi hafız, hepsi hoca. Orada bir şey yapamayacak ki. İlahiyata, Diyanet ilahiyata yönlendiriyordu ilk zamanlar. Şimdi artık o biraz tavsadı. Diyorum ki, diyoruz ki bu heyet ortak kararımız olarak, diyoruz ki ülkeler etüt edilsin, hangi ülkede, hangi meslek elemanlarına daha çok ihtiyaç varsa ona göre üniversiteyi yönlendirelim. Bakın bir çocuğumuza sordum, oğlum sen ne olmak istiyorsun, neresi dedim, Afrika'nın bir fakir ülkesi. Hocam ben dedi ekonomist olmak istiyorum. Niye? Hocam benim ülkem çok fakir dedi, ülkemi kalkındırmak istiyorum. Hah, işte bakın dedim, bu bilinç şu anda kafasına girmiş çocuğun. Bu anlamda tavsiyelerimizden birisi de bu. Diğer taraftan arkadaşlar, kültürel zenginliği oluşturmak için kıtalar müzesi oluşturması dün evvelki günde söz konusu oldu. Bizim okulda bu şu anda iç mimarlar çalıştı. 4 kulemiz var. Birisi Afrika kıtası olacak, birisi Balkan ve Avrupa, birisi Asya Doğu, Orta Doğu, bir de Türkiye. Özel şeyler kurulacak. Musiki eşliğinde özel materyaller getirecek çocuklar. Orada kütüphane kurulacak. Çocuk girdiği zaman Afrika Müzesi'nde oturup dersini çalışacak. Veya işte Kafkas müziğini dinleyerek, Balkan müziğini dinleyerek, Türk müziğini dinleyerek ders çalışacak, sohbet edecek, misafir edilecek filan. Bunların da mümkün olduğu kadar okullarımızda imkan varsa mevcut okul binasında, yoksa eğer imkan varsa yeni ilave binalar yaptırmak suretiyle özel müzeler oluşturulması, kütüphane geliştirilmesi. Bu arada ben evvelki hafta hazırladım. Bütün yayın evlerinden şimdi okulumuza kitap istedik. Öğrencilerimize yönelik. Sizlere de duyuruyorum. Öğrencilerin okuyabileceği. Ama yalnız bu bizim sadece Türkçe işte demin bazı arkadaşlar söylediği gibi filan filan yazar değil. Fizik, kimya, biyoloji hepsinde. Çünkü bizim okullar aynı zamanda hem proje okulu hem de fen lisesi programı uyguluyoruz. Evet, kültür hocasına, dersine, kitabına ihtiyaç var. Hikayeye, romana ihtiyaç var ama fikir kitabına, ama fizik, kimya kitabına da ihtiyaç var. Onun için istisnasız bütün branşlardan biz kitap istedik, talep ettik. İnşallah olumlu cevap verirler. Paralı parasız. Biz dedik, anarz ederseniz parasıyla da alırız diye. Çünkü artık Beneş'ten deyim yerdesi istediğimiz zaman bazıları ya yine Beneş'ten istiyorlar filan diye tepki gösteriyor. Biz parasını da öderiz dedik gerekirse. Böyle. Efendim Moon modeli, demin gösterdiğim şu Moon modelini daha genişletelim istiyoruz. Sadece bakın buna da lütfen dikkat edin. Dünyada çeşitli ülkelerde imam hatip liseler açıldı biliyorsunuz. Sadece Suud'da 5 tane var. Balkanlarda, Bulgaristan'da 3 tane var. İskandinav ülkelerinde var. Mustafa Bey kaç tane oldu toplam? Hatırlıyor musunuz? Şu an 19 hocam. 19 tane diyor. Bu okulları da davet ederek bir ortak programlar yapalım. Sadece Türkiye'de kendi aramızda değil, bu yurt dışındaki imam hatip liseleri. Onların da karşılıklı bu çalışmaları, faaliyetlere katkılarını
sağlayalım veya onlar bizden, biz onlardan, tecrübelerden istifade edelim diye, ufku genişletelim diye aldığımız kararlardan birisi de bu. Avrupa Birliği projelerine başvurulması. Avrupa Birliği deyince bu arada affınıza sığınarak yine Bursa ile ilgili bir şey de söyleyeceğim. Şu anda IB programına biz müracaat ettik. Türkiye'de 4 tane devlet okulu, diğerleri 40 küsür özel okul bunu uyguluyor. İmam Hatip'te bir tek Kartal var. Bakın Kartal İmam Hatip'te bu IB programını tamamlayan bir kızımız doğrudan Harvard Üniversitesi'ne gitme hakkı kazandı. Sınavsız. Ama gitmedi çocuk. İstanbul'da okuyor. Şu anda biz o yoldayız. Müracaatımız önemli aşamada. İnşallah 5. olarak da biz olacağız diye ümit ediyoruz. Sizlerin de aynı yolu takip etmenizde fayda. Yani bu IB programıyla verilecek diploma bütün dünyada geçerli olacak. O şekilde bir program ve zaten okullarımıza ilgiyi de artıran sebeplerden birisi oluyor bu. Bir başka husus. 8. madde. Evet, 8. madde diyor hocam, hatırlatı sağ olsun. Evet, aslında söyledik hocam bunu. Üniversite tesislerinde geldikleri ülkelerin insan kaynağı ihtiyaçları dikkate alarak bunu aslında söyledik kısmen demin. Ha, bu arada şunu da söyleyeyim. Bizim müdürümüz çevre üniversitelere dolaştı. Rektörlerle, rektör yardımcılarıyla görüştü. Öğrencilerinizi, mezun olan öğrencilerinizi oraya buraya göndermeden doğrudan üniversiteye yerleştir. Bilhassa yabancı öğrenciler için söylüyor. Yerleştirmenin yollarını bulun. Deyin yerindeyse kurda kuzuyu kaptırmayalım. Onun bunun eline teslim etmeyelim. Kendi elimizle yetiştirdiğimiz çocuklarımızı onun bunun eline teslim etmeyelim. Çevre üniversitelere gitti. İstanbul, işte Sakarya, Kocaeli, Karaman, şuraya buraya gitti. Hala gidiyor. Yanına da 5-6 çocuk alıp götürüyor. Kendi arabasıyla gidiyor, tanıtıyor, gösteriyor. Rektörler söylüyor, hocam tamam biz alırız diyor. Bizim zaten Bursa'daki üniversitelerde biz kapımız açık diyorlar. Lütfen bunu da ihmal etmezsek faydalı olur diye düşünüyorum. Efendim, bir İmam Hatiplilik bilinci oluşturulması. Bu manada tabii sizin hepinize öğretmenler olarak, idareciler olarak hepinize görev düşüyor. Bir İmam Hatiplilik bilinci, kimliği. Yani yeri geldiği zaman ben İmam Hatipliyim diye bunu iftiharla, gururla taşıyabilsin çocuk. Kendini gizlemesin. Zaman zaman bizim camiada kimlikler gizlendi. Belki şartlar öyle getirdi ya da bize bu bilinç verilemediği için böyle bir yerde İmam Hatipliği olduğunu söyleyemedik zaman zaman. Şahsım adına da söylüyorum. Zaman zaman belki de bulunduğumuz ortamlar buna müsait değildi. Ama bunu iftiharla, gururla taşıyacak şekilde çocuklara bir bilinç aşılaması yapılmasında hocam, fayda var. Madde yok. Hangisi? 9. maddeyi. 9. Okusak. Arkadaşımız 9. maddeyi aynen okumuşsun diye okuyorum. Yapılacak bütün etkinliklerde ve çalışmalarda İmam Hatip bilincinin oluşturulması, hedefinin gözetilmesi ve eğitimin bütün paydaşlarının bu farkındalıkla hareket ederek eksen kaymasının önüne geçilmesi ehemmiyetli görülmektedir. Evet. Diğer başlığımız, bitiriyorum arkadaşlar, sabrınızı fazla daha taşımayalım. Öğrencilerin sorunları, beklentileri ve önerilerini belirlemek amacıyla emplik çalışmalar yapılmalı. Demin aslında konuşmacılar sunumlarında da söylediler. Memnuniyet, öğrencilerin memnuniyet durumuyla ilgili tespitler yapılmalı. Ki ben bu arada bir düşüncemi sizinle paylaşmak istiyorum. Gizli kapaklı bir şey değil bu. Sizin de belki yapmış olabilir özellikle mezun veren okullarımız. Ben Allah nasip ederse bu sene ilk mezunlarımız vereceğiz. Hazırlık yapıyorum şimdi. Son ay içerisinde Türkiye'li ve misafir öğrencilere anket uygulayacağım. Gelirken ne umarak geldiler? Okuldan mezun olarak ne buldular veya bulamadılar? Bunu tespit edin. Kendi hayat hikayelerini yazdırıp kitaplaştırmak. Hedefim bu. Çok önemli şeyler anlatıyor çocuklar. Öyle bir hikayeler var ki Pakistan'dan gelmiş çocuk, Afganistan'dan, babası pilot. Taliban öldürmüş babasını. Çocuk garip, öksüz, yetim, duygusal. Öyle güzel şiir, daha ikinci senesinde Türkçe şiir yazıyor bu çocuk. Şimdi ve 8-10 tane çocuğumuz memleketine gidemiyor arkadaşlar. Yaz boyu 365 gün okulda misafir ediyoruz. Niye? Yemen'de gittiği zaman
öldürülme korkusu taşıyor. İran'a gittiği zaman İran'a gelen çocuk geri çıkamıyor dışarıya. Pakistan'dan, Bangladeş'te gelen çocuklar böyle korkuları var. Bunların elinden tutuyoruz biz. Hepimizin, belki sizin okullarınızda da benzerleri var. Bunlar devamlı yaz kış bizim misafirimiz. Baş tacımız. İstihbarimiz. Efendim, Türkçeyi, Türkçe dilimi ölçme yetkili akademik çalışmalar yapılması denmiş. Dini, öğrencilerin din anlayışındaki değişimlerini tespite yönelik çalışmalar yapılması. Efendim, yine eğitim gören Türk imamatçilerde eğitim gören Türk öğrencilerin yabancı öğrencilerle ilişkileri ve onlar hakkındaki görüşleri incelenmesi deniyor ki işte benim düşüncelerimden biri bu zaten. Uluslararası öğrencilerin adaptasyon sürecine yönelik akademik çalışmalar yapılması denmiş. Sıla hastalığı denen bir kavram bilirsiniz herhalde. Düşün ki 12-13 yaşında, 14 yaşında hiç ömründe belki köyünden, kasabasından dışarı çıkmamış bir çocuk Afrika'nın değmeyenlerse kuş uçmaz, kervan geçmez ülkesinden çıkarılıyor, uçağa bindiriliyor, Türkiye diye bir ülkeye, İstanbul'a geliyor. Oradan hiç adını sandı, bilmediği, görmediği birileri alıyor. Getiriyor, oğlum sen işte şuraya, sen şuraya, Türkiye'ye dağıtıyor. Çocuklar böyle merdiyor, masum bakıp duruyorlar. Ve gözyaşıyla yastık ıslatıyorlar sabahlara kadar. Anne kuzusu bunlar. Psikolojik hastalıklara yakalanıyorlar. Şimdi inşallah bazı arkadaşlar biliyor, inşallah yolunuz düşer, teşrif edersiniz. Şeref verirsiniz okulumuzu görün. İlk geldiklerindeki tanışma resimleri var bu arada böyle çocuklar. Sonra herkesin dilinde hoş geldiniz var. Orada bir tabu. Bütün diller, bütün dille kelimeler, Arapça, Türkçe, Kiril alfabesi, bütün harflerde hoş geldinizler var. Şimdi çocukların kaynaşması, yani böyle gelmiş giderken nasıl gidiyor? Bunları da inşallah tespit edeceğiz, istifade edeceğiz. Şimdi mimarların falan kavramları geçelim. Zaten yapmamışız. Hemen evet, son zaten. Bazı İslam düşünce atlasından hareketle bazı kavramlar belirlenmesi, bunların değerlendirilmesi gibi maddelerimiz var. İşte ümmet, medeniyet, millet, merhamet, adalet, diğer gamlık, tevhid, uhuvvet, musavat, bereket, samimiyet, kültür, barış ve benzeri kavramların üzerinde durulması gerektiğini. Efendim ve mezunları izleme önemli olanlardan birisi de bu. Mezunlarımızı boş bırakmayalım. Mümkün olduğu kadar kendi üniversitemizi Türkiye'de okutalım. Yurt dışına göndermeyelim. Burada pişirdiğimiz çocukları olgunlaştıralım. Olgunlaştırdıktan sonra kendi ülkelerine gönderelim. Hizmete gönderelim. O demin kullandığım ifade hafızasını bir daha kullanacağım. Kurda kuşa yem yapmayalım bu çocukları. Eğitiyoruz bakın. Bir fıkrada anlattım ya, eğitelim bunları. Üniversiteye gelen yabancı 150-160 bin civarında Türkiye'de yabancı ülkeden öğrenci var üniversitelerde. Ama bizimki onlar öğretim. Ama biz aynı zamanda eğitiyoruz. Eğitmek durumundayız bu çocukları. Bizimki biraz daha farklı ve sorumluluğumuz daha fazla. Bu anlamda ve dernekler kurulabilir, kurulması lazım. Mesela Yunanistan'da İmam Hatip Mezunlar Derneği var. Türkiye'de İmam Hatip okumuşlar, orada dernek kurmuşlar. İşte okullar açılmadan önce gittik, işte Bulgaristan, Kosova, Makedonya, Arnavutluk. Yunanistan dönüşte orada Mezunlar Derneği bize yemek verdi. Türkiye'de okumuşlar İmam Hatip Mezunlar Derneği. Zaman belki şimdi olmayabilir ama zamanla bu da olabilir. Ama özellikle mezunların adresleri malum. Artık bu teknoloji çağında bütün dünya kardeşliği oluşturuyor. Çin'den öğrencimiz var. İngiltere'den öğrenci geldi bize işte. Afrika'dan, Asya'dan, Balkanlar'dan bunlar. Yarının büyük adamlar olacak. Mühendisler, hukukçular, politikacısı olacak. Belki Türkiye'ye birisi büyük elçi olarak gelecek bir gün. Veya İngiltere'ye gidecek veya Fransa'ya gidecek. Çocuklar karşılıklı ticari alışveriş yapacak, siyasi alışveriş yapacak, kültür alışveriş yapacak. Bütün dünya kardeşliği. Bu anlamda arkadaşlar hepimize Rabbim lütfeder inşallah. Güzel hizmetler yaparız. Büyük sorumluluk altında olduğumuzun farkındayım ben. Çok büyük sorumluluk altında. Çok büyük vebal altında. Eğer yaparsak çok büyük sevap kazanacağımız. Yapmaz, umursamazsak o oranda da
bu sevaptan mahrum kalacağımız kanaatindeyim diyorum. Hocam arkadaşlara soru sormak isteyen varsa veya ilave etmek isteyen... Bu son bir dakika hocam, şu isimlerde isimler dinlediniz ama... Sayın Bey, demin dinledik. Ya hocam görsünler, isimler tamam. Bence tavsiyem. Tamam hocam. İsimler görsünler, söylemeyelim. Tamam yazıyor hocam. Burada. Hocam lütfeder misiniz? Buyurun. Lütfeder misiniz? İki arkadaşımız yoktu. Birisi Gülşat Hanım, Milli İrade'den. Biri de Muhammed Ali Bağır. Onlar erken ayrıldılar. Onları da ismen en azından takip edelim. Tamam hocam. Doğru. Ama diğer arkadaşlarımız burada olduğu için tekrara gerek yok. Teşekkür ediyorum. Buyurun hocam. Yöneticilerine teşekkür ediyoruz. Fatih Sultanmehmet Tarih Öğretmeni Mehmet Uzmaz. Şimdi Sayın Hocam, birincisi hem de teşekkür ederim de bu hususta başlayayım. Hocam eskiden, şimdi biz 30-40 saat derse giren öğretmenler olarak, arazide kişiler olarak bir akademisyen geldiğinde öğretmenler şunu yapmalı, bunu yapmalı ya da romantik kitaplarla daha çok diye bir algı vardı. Belki sizde de bunlar gidiyorlar ama belki hani akademik boyutta belki eksik gibi. Şimdi bu tür çalışmalar hocam dedi ya, bunlar ayrı oluyorlar, biz ayrı şey, bunların belki birbirimizi görmemize vesile oluyor, teşekkür ediyoruz. Belki bu aradaki farklı zanları hallediyor. Çok çeşitli akademisyenlerimize katılıyor. Şimdi bizim okulumuzda da var ama bunlar herhalde resmiyet daha da kazanacaktır. İrtibatımız artıyor. Ben bunun çok verimli olduğunu düşünüyorum. Yani artık biz sizin niyetlerinizi daha iyi anlıyoruz. Yani bir dikle olmadığını burada siz bizi daha iyi anlıyorsunuz. Hocam şimdi sual olarak hemen iki kısa husus zikrediyorum. Teşekkürden sonra ve faydalı durumdan sonra. Şimdi Sayın Hocam, çeşitli uluslararası faaliyetlerimiz var ya da işte Avrupa Birliği destekli faaliyetlerimiz var ama biz zaman zaman bunların okullarda, hocamın bahsettiği özellikle İmam Hatip ruhu açısından siz hocalarla ya da okullarla ya da kendi aranızda bunların bize kazandırdıklarının yanı sıra yani kaybettirdikleri de var mı? İmam Hatip ruhu açısından hani dünyaya entegrasyon sağlayan derken asrın idrakine İslamiyet mi söyletiyoruz? Bunları tartışıp belli bir kararlara varıp ona göre yeni ilerleme ve revizyonlar yapıyor musunuz? Yoksa hani zaten iyi gidiyor diye bir algım var. Üçüncüsü hocam şimdi ben ikinci sualim daha doğrusu burada şunu gördüm. Sayın hocam biz burada hani her kitabın okunabileceğine ben tarafım bir tarihçi de olarak. Fakat hocam burada mimar olabilecek kitap ve yazarlardan bahsediyoruz. Hocam ben açıkça gördüğüm manzarayı biz bizeyken söyleyeyim. Bir okulda Mevdudi Ali Şeriatı gibi bir isimlere okunabilir ama mimari olamaz gibi bak ya da Fazıl Rahman gibi isimler tartışılıp kıyametler koparken bir okulda bunlar yanlış olarak bu gibi konularda siz karar verirken nasıl davranıyorsunuz? Açıklayabileceğiniz kadarıyla sizden bu konuda iki soru sormuş olayım. Bana mı soru hocalarımızdan mı? Yani hangi hocamız daha uygunsa? O zaman ben sadece sonundaki sorunuzla ilgili bir şunu söyleyeyim. Az önce söyledim ya biz yayın evlerinde kitaplar istedik diye. Gönderecekler tabii. Her kitabı gönderirler. Ama biz arkadaşlarımız arasında bir komisyon kuracağız, inceleteceğiz. Uygun olanları kütüphaneye yerleştireceğiz. Rastgele kitabı koymayacağız. Edebiyat adı altında edepsizlik yapan kitabı kütüphanemize sokmak istemiyoruz. Küfür nameleri sokmak istemiyoruz. Anlatabildim mi? Bu anlamda bu kadar yeter mi? Hocam sizler ne dersiniz bilmiyorum. Bir dakika. Bitsin ondan sonra. Aslında soruları toplu alalım. Toplu cevap verelim. Çünkü Mustafa Bey ne zamana kadar? 11'e kadar mı? Gece 11'e kadar. Kaça zaman? Bugün daha erken bitirelim istiyoruz hocam. Yani kalmak isteyen olursa özel olarak kalırız. Ya ama bir süresi var. 10.30 hocam. Resmi programı hocam. Resmi programı inşallah. Kaçta bitireceğiz? Bize kaç dakika ödeyeceğiz? Bizim de bir değerlendirmemiz olacak hocam. Evet. Bilmiyorum siz ne kadar sürede bitirmeyi öngörüyorsunuz? Hocam, hani 10 dakikaya bitireceğiz. 10 dakikaya bitireceğiz. O zaman hocam kısa cevap. Kısa cevap. Değerlendirme kapalı şimdi bitirelim. Arkadaşlar 10 dakikaya bitireceğiz lütfen. Evet. Hocam kısa cevap. 12.30'da bitiyor. Şimdi efendim Sayın Başkanımız Bursa'da olduğu için biraz Bursa propagandası yapıldı. Diğer okullar alınabilir bunlar. Bu hassasiyeti göz önüne almak lazım. Bütün örnekleri, modelleri orayla ilişkilendirmek kanaatimce doğru bir şey değil. Evet, modeller alınmalı. Hiç şüphesiz. Hoca bu başkanlığını kullanarak epey oralara vurgu yaptı. Çalıkçı'yı kullanarak. Yani bunu bir eleştiri olarak söylüyorum. Birbirimizi eleştirmemiz lazım. Şimdi aynı Fatih Sultan Mehmet
Uluslararası Anadolu İmam Lisesi temsilcisi olarak ben buradayım yani akademik kurulda. Tabii ki kitap konusunda aslında bu Ali Şeriatı gibi, Mevdudi gibi, bu gibi şeylere belli sınırlama getirilmemesi kanaatindeyim ben. Yani ama hocamızın dediği diğer itikadi konulardaki bir takım farklı düşüncelere sapma ihtimali, ahlaki ve diğer durumlarda bir seçici olmak gerekir diye düşünüyorum. Ama dünya çapında bilinmiş Seyyid Kutup gibi, Mevdudi gibi, bu gibi kişilerin kitaplarına bir sınırlama getirmek çağ dışılık olarak nitelendiriyorum. Teşekkür ederim. Eyvallah. Hocam ben de bir şey söyleyebilir miyim? Evet. Ben de. Özür dilerim. Bu konuda zaten 40 düşünce mimarı diye bir çalışma var. İsimler belirlenmeye çalışılıyor. Dolayısıyla bu isimleri okullara bırakmaktan ziyade genel müdürlüğün, daire başkanlığının öneride bulunması daha sağlıklı olur diye düşünüyorum. Çünkü aksi takdirde hani sonuçta herkesin dünya görüşü farklı. O noktada bazı sıkıntılar ortaya çıkabilir. Bunu da belirtmek isterim. Evet. Buyurun. Hocam mikrofon... Mikrofon elinde olan... Elinde olan söz sahibidir. Hocam arkada... Doğru. Hocam ben... Mikrofonunda hocam. Yani Mustafa Öcal hocamızın hakkını teslim etmek gerekiyor. Ben dinledikçe gönlünün genişliğini, derinliğini daha iyi hissediyorum. Öğrencisiyim. Ama Sivas'tan katılıyorum. Yani şöyle bir önerim var. Girdi ve çıktı konusu hocam bahsetti ya, gelen çocuk şöyleydi, şöyle oldu falan diye. Hani eksen kaymasını da önüne geçmek anlamında veriler belirleyip, Türk öğrenci için, yabancı öğrenci için. Mesela görünen nedir? Yabancı öğrenciler namaz kılma oranı bizim okulda mesela %100'e yakın. Yani diğer yerlerde fark olabilir. Bu görünenleri ilk tespit ve son çıkışta tespit, yani girdi ve çıktı ürün. Bu konuda ciddi bir takip yapılması gerektiğini düşünüyorum. Yani ettiklerimiz haline dönmesinler mi diyorsun? Aynen. Fıkradaki gibi. Arkadaki arkadaşımız deminden beri söz istiyordu ama. Neyse. Hadi. Evet. Hocam şimdi teşekkür ediyorum. Çok güzel konuşmalar oldu. Ben iki şey söylemek istiyorum. Birincisi, hususiyetle bizim okulumuzda YÖS Kariyer diye bir çalışma yaptık. Hatta web sayfamızda da koyduk. Okulunu söyle. Şehit Mehmet Kararslan, Uluslararası Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi, Bahçelievler. Ülkelerde geçerli meslekleri hep koyduk oraya. Birkaç ülke eksik kaldı, devam ediyoruz. Buradan şuraya geleceğim. Burkina Faso'dan bir misafirim geldi, Mahmut isminde. Çocuk dedim genç delikanlı, üniversitede okuyor. Ağladı odada. Dedi hocam lütfen bizim yetiştirdiğimiz pamukları Türkiye alsın. Fransa geliyor, bedava alıp götürüyor. Şimdi ben de oradan mülhem şöyle bir şey düşündüm. Uluslararası İmam Hatip Lisesi var. Aslında Uluslararası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi de olması lazım. Ve oradan gelen öğrencilerin oranın coğrafi şartlarına uygun hangi işte tarımdır, ziraidir ne varsa bunların Türkiye'de yetiştirilip tekrar ülkelerine gönderilmesi şeklinde bir karar alınsa çok etkili olur diye düşünüyorum. Bunu özellikle size söylüyorum ki siz daha yakınsınız hocam. Gerçi daire başkanımız da burada. Bu bir. İkincisi, arkadaşlar ben öğrencilerimize konuşurken şu Rabia'yı çok kullanıyorum. Rabia Türkiye'de politik bir şey gibi algılanıyor ama ben öğrencilere şöyle diyorum. Tek Allah, tek peygamber, tek kitap ve tek kıble. Bu dört unsur bir yere geliyorsa ki hiçbir öğrencimiz bu dördünden şaşmıyor zaten. Evet. Evet, bu dört unsurla biz bir yere geldiğimiz zaman çok güzel anlaşırız diyorum. Ve ben bu dört unsuru anlattığımız zaman bir öğrencinin Fransa gol attığı zaman sevinemeyeceğine inanıyorum. Ama bunu iyi anlatmamız lazım. Evet. Teşekkür ediyorum, sağ olun. Evet. Ben de teşekkür ederim. Güzel bir açıklama oldu. Örnek oldu aynı zamanda. Buyurun hocam.
Kendinizi ve okulunuzu tanıtın lütfen hocam. Zafer Emek, uğraşınız. Zafer Emek, İmam Hatip Meslek Dersleri Öğretmeniyim. Konya Uluslararası Mevlana İmam Hatip Lisesi'nde çalışmaktayım. Kayapınar hocam, siz konuşurken teşekkür ederim. Ayrıyeten böyle bir ortamda bulmaktan da öğretmen olarak mutluyuz. 9. maddeye dikkat çekti. Eksen kayması gerçekten. Ben somut bir örnek vereyim size. Meslek dersi değil ama Arapça ile giriyorum genelde İmam Hatip'te. Bu öğrencileri Arapça yarışmalarına hazırlayan bir kişi olarak özellikle MUN ve benzeri yarışmalarda yani İmam Hatip ruhuna uygun olmayan öğrencilerimizin kız erkek yakınlaşmalarının olduğunu hissediyoruz. Yani öğretmenler olarak bu bizi gerçekten ciddi anlamda rahatsız ediyor. Bu tür yarışmalar kız okullar ve erkek okullar ayrı şekilde planlanabilir mi? Diğeri de biz bu tür yarışmalarda mesela MUN'da Batı'nın koymuş olduğu kural ve normlar üzerine bir şey inşa etmeye çalışıyoruz. Yani bakıyorsun modern İslam İşbirliği Teşkilatı derken orada demokrasinin jargonları veya Batı'nın kavramlarını kullanıyoruz. Burada mesela bir İslam'da şura diye bir şey var. Yani kendimize özgü bir kavram, kural ve yönetim modeli üzerinde bir kafa yorabiliriz. Ve hani immat ruhu ve eksen kaymasından da bahsediyoruz madem. Hani buna biz meydan vermeyelim diyorum. Yani özellikle kız erkek bu yarışmaların okullar olarak, özellikle din öğretim olarak ayrı planlanması güzel olacak diye düşünüyorum. Teşekkür ediyorum. Tabii açıkçası bir kısmı genel müdürle ilgilendiriyor, bir kısmı bizi ilgilendiriyor inşallah. İnşallah diyelim. Başka arkadaşlar katkıda bulunmak veya soru sormak isteyen? Yoksa teşekkür ediyoruz. Evet, var mı hocam? Evet, bir hocamız daha. Hocam siz de kendiniz okulunuzu, branşınızı. Tekirdağ Şehit Münir Alkan Uluslararası Anadolu İmam Hatip Lisesi Tarih Öğretmeni İsmail Gökoğlan. Biz gerçi dünkü sunumumuzda da belirtmiştik ama Sayın Hocam, mezun öğrencilerin izlenmesi konusunda biz öncülük etmeliyiz diye düşünüyorum. Önce biz Türkiye'de genel anlamda bir bununla ilgili bir dernek şubeleri olan bir dernek kurmalıyız ki öğrenci burada böyle bir yapının olduğunu görmeli, bu yapının içine girmeli ve benzer uygulamayı kendi ülkesinde daha rahat kurabilmeli. Ya da buradaki dernek diğer ülkelerde izleme derneklerinin ya da mezun derneklerinin kurulması için uluslararası girişimlerde bulunabilmeli diye düşünüyorum. Saygılar. Evet. Evet.